Hoş geldiniz. Lounge üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Dün hatırlarsınız ki arkadaşlar yakımlardan ve olası durumda yakımların ciddi halde yükselmesi ihtimalinden konuşmuştuk. Nitekim bugün anında bunu gördük. Ve arkadaşlar lounge tarihinin en büyük yakımı gerçekleşti. 402 milyonluk bir yakım yapıldı arkadaşlar. Saatler içerisinde yalnızca 402 milyonluk bir yakım yapıldı. Yani 0,4 milyar lounge yandı. Nitekim bunlar fiyatlar yüksek iken yandı. Yani düşük fiyatlar beklenseydi belki de arkadaş ne yapabilirdi bunu yakan kişi? Aynı dolar kuruyla, dolar paritesiyle çok daha ciddi lounge miktarları da yakabilirdi. Bunun kötü bir strateji olduğunu, fiyat yüksekken yakım yapılmanın, ancak maalesef yatırımcının bilinçsiz olması kaydıyla bu süreçte yakımların fiyat yüksekken ciddi halde tetiklendiği hakkında konuştuk. Zaten her gün normalde 400 milyonluk yakım yapılsa ortada hiçbir sıkıntı kalmaz yani birkaç sene sonra, ancak tabii ki bunları uzun uzun görmemiz de mümkün değil. Ama çıkışı itibariyle baktığımızda, yani ortaya çıktı çıkalı 3 milyar küsuratında yakan lounge, sadece bir gecede yarım milyar yakması oldukça devasa bir yakım oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ha bu arada kat olarak da şunu söyleyeyim. Önceki günlere göre yaklaşık 20-30 katlık bir fazla yakım yapılmış anlamına geliyor. Ki önceki günlerde de yakım çok düşük değildi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.